cenneti yeşilliğin içinde nasıl hayal edebiliriz? Senin bu tatlılığını peki biz nasıl hayal edeceğiz bakalım? Şekerliğe bak sen. Yaklaştır bakayım. Çok güzel. Maşallah. Biraz İsa Mesih'in saç stilini andırıyor saçı. İsa Mesih'in böyle ama o sarışınlık hakim evet, onda. Ama temelde bu var yani bu kızılımsı renk var. Yani İrlanda kızılı gibi. Aslında şu filmler var ya, fincan konuşuyor bilmem. İşte mesela kalem alınıyor, kalem havaya gidiyor falan var. Adamlar haklı işte, tam o yani anlatılan şey o tarzdır yani çok şuurludur cennet. Yalnız şu görüntü, alenen şu anda da anlaşılıyor rüya oldu ama ben anlamazdan görüyorum. Yani herkes görüyor bunu, alenen rüya görüyoruz şu an. Cennette keskinlik çok net yani, ya bu rüya mı denecek gibi değil. Yani en büyük fark o, çok çok keskin. Yani keskinlik çok güçlü. Bir de maddenin akıllı olması bize çok makul gelecek yani. Şu an makul gelmiyor ama. Çünkü biz hep işte elektrik şunu yapsın, düğme bunu yapsın, buna alıştığımız için arabanın işte motoru vardır, motor şunu yapar, ondan sonra araba gider, biz buna alıştığımız için. Orada bunların hiçbiri yok. Arabanın motoru olmaz ama istersen olur. Ama yok. Yani kendinden gider. Fakat tabii insanlar bundan ziyade benim gördüğüm orada dünyadaki zorlukların kalkmasından çok mutlu olacaklar. Yani sonsuza kadar. Huzurlular yani sohbetler çok rahat. Yemek yeme çok, aşk çok zevklidir cennette. Arabayla gezme falan vardır da yani bak işte açıkça söyleyeyim bunlar ikinci derecedendir. En şiddetli haz aşktan alınır. Bir de bitip tükenmek bilmeyen bir haz şeklinde olacak. Yani aşktan ve sevgiden çok fazla zevk alacağız. En çok zevk aldığımız o olacak. Ve sohbet. Ve peygamberlere, iyi insanlar olan sevgi. Çocuklar ayağı rahat edecek gibi. Bak onu ta şu başa al sen. Ha. Onu da evet öyle alalım. Ha, rahat etsin. Evet. Yani yoksa mesela ne bileyim biz kaleme şöyle bir sirkeleriz. Kalem upuzun bir arabaya dönüşür. Yani gayet hoş, yakut bir arabaya dönüşür, bineriz. Ama ben belki açık söylüyorum, en çok zevk alacağımız şey sevgidir ve sohbettir. Çünkü bak Allah diyor, tahtlara yaslanır, karşılıklı sohbet ederler diyor. Cennette en çok zevk alınacak şey sevişmedir. Söyleyeyim. En yüksek odur, sevgi ve sevişmedir. Ama en yüksek sevgiden lezzet alma da Allah'ı görmektir. Allah, biz istediğimizde değil, kendi istediğinde görünecek, onu da söyleyeyim. Allah görünmeden önce bütün cennette muazzam bir hareketlenme olacak. Yani güzel koku yayılması ve yaprakların ve her şeyin, her cismin neşelenmesi ve heyecanlanması şeklinde hareketi. Sonra Allah bizde bir daha önce olduğu gibi bir boyut değişikliği yaparak bir nevi yani sanki bir rüyaya giriyormuşuz gibi bir hal alacağız ve Allah'ı göreceğiz. Bir süre Allah'la konuştuktan sonra Allah yine çekiliyor ve devam ediyoruz. Hayat devam ediyor bu şekilde. İlk seferin daha önce de söylemiştim, Müslümanlar görünce Allah'a secde etmeye kalkıyorlar. Yani hemen Allah sakın diyor, secde bitti diyor, namaz, ibadetler bitti. Hepiniz kalkın diyor. Ben sizden razıyım, siz de benden razısınız. Yani o şey tamam diyor. Bundan sonra nimetler içinde yaşayacaksınız diyor. Bıkma falan olmaz. Bıkma bize verilen özel bir duygudur. Bıkma için hiçbir neden yok. Yani bize özel olarak dünyadan bezdirmek için verdiği, Allah'ın verdiği bir duygudur. Sevgi, tutku, aşk, sohbet ve yemek yemek. Yemek çok hoşumuza gidecek, onu söyleyeyim. Falan. En çok zevk aldığımız konuların birisi yemek olacak. Yemek ve içmek. Bir de öyle doyma falan da olmadığı için yani bir ondan, bir oradan. En çok sevk alınan olaylardan biri budur. İşte şanıma uygun yaparım dediği bu. Adam dünyaya mı? Allah diyor ki bak dünyada bir şey yok. İmtihan için yaptım. Eksik bir yer ve sizi de eksik yaratırım zaten diyor. Aciz içinde yarattım diyor Allah. Sizi aciz içinde yarattım.
ve insan zayıf yaratıldı diyor. Bak herkeste bin bir türlü hastalık, eklem hastalığı, kafa hastalığı, diş hastalığı, burun, akşama kadar televizyonlar hangi hastalıktan nasıl kurtulacağını anlatıyor millete. Mesela yemek diyor ki, biri diyor ki tereyağı yiyin, öbürü diyor ki sakın ölürsünüz diyor. Öbürü zeytinyağını yiyin diyor, zeytinyağı çok fazla yersen trigliserit artar diyor. Yani bir paniktir gidiyor. Yani dünyada rahat edeceklerini zannediyor, edemiyorlar. Şunu yapar işte, doğal gıdalar yiyin diyor, uzun ömürlü olursunuz. Böyle bir şey olmuyor. Doğal gıda da yiyse adam ölüyor. Doğal olmayan gıda da yiyse ölüyor. Mesela bunu yerseniz kanser olmazsınız diyor, kırmızı yiyecekler falan, yeşil. Adam oluyor. Öyle bir şey olmaz. Allah'ın dilemesiyle olur. Hayır, ona dikkat edebilir yani, bilimsel delilse ayrı mesele. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki, benden ne istiyorsunuz? Ne istersen size sunacağım diyor Cenab-ı Allah. Ya Rabbi senin cemalini isteriz diyorlar. Yüzünü görmek istiyoruz diyorlar. Yani bize şu nimeti ver, bu nimeti ver demiyorlar. Hazreti Allah cemalinin görülmesine engel olan perdeleri kaldırıyor. İşte o boyut değişikliği oluyor. Cennetlikler Allah'ın izniyle Rablerinin cemalini ayın Bedir halindeki vaziyeti gibi görür ve bakarlar diyor. Bu görüş ve bakış herkesin manevi derecesine göre oluyor. Bu da zaten Kur'an'da ayette belirtiliyor. Yani Allah'ın görüleceği Kur'an ayetiyle sabit.